Siz kaç kardeşsiniz? Biz 4 kardeşiz. Sen kaçıncısın? Ben en son. Ha, o da güzel. Kız... Şımarık büyütülmüşsündür sen şimdi. Yok, aksine. Çok ilgisiz büyüdüm yani. Neden? Çünkü benim gençliğim Kur'an kurslarına geçti. Neden yani? Sen mi istedin, ailen mi? Yok, ailem istedi. Beni hafızlık yapmamı çok istediler. Çok rica ettiler, çok ısrar ettiler. Sen istemiyor muydun yani? İstemiyordum. Ya şöyle söyleyeyim, ben aslında 15-16 yaşlarımda çok fırlama bir çocuktum. Yani şu anki görüntüden, hani görüntüm aynıydı ama davranışlarım, hareketlerim mesela şu anda ağırbaştım ya, o zaman tam aksine böyle tam fırlamaydım yani. Tahmin bile edemezsin. Sonra işte baktılar, bu çocuk böyle olmayacak. Kur'an kursuna verelim, hem sesi de kalın, işte hafız olsun falan. Sonra... Yaman mı? He? Yok ya, heyecanlanmıyorum. Çok doldurmuşum o yüzden. Ben pek ilgilenmedim o gün kimseyle. Ben yani biliyorum, çok... seni hiç görmedim de zaten. Kenara böyle gömüldüm, gözükmek bile istemedim. Heyecanlı olduğun için ama. Yani bilmiyorum, ne soracağım dedim yani, anladın mı? Bu zamana kadar hiç kimseye hani... Gerçi adım atmak değil de bu. Hani pek benlik değil yani, öyle söyleyeyim. Benlik hani karşı taraftan bir adım bekleyip ben genelde. Evet, benlik de hiç değil ama... Nasıl senlik değil? Erkeksin yani. Ya ben erkek olarak da asla hani adım atan bir insan değilim. Benim 3 tane sevgilim oldu mesela. 3'ü de kendisi teklif etti. Ben gerçekten şu an samimi söylüyorum. O yüzden sen biraz geride mi duruyorsun? Evet, ben yani çok böyle hani kızlarla flört etme tecrübesi yok bende. Hani buradayken mesela çok iyi sohbet muhabbet ediyoruz ama... Hani kızlarla böyle flört etme falan hani çok o kadar... Ben de öyleydim. Ben de burada kızlarla sohbet ediyorum. Mesela erkekler evine gelince falan şeyim... Anlamışsın zaten. Anladım. O aynısı bende de var zaten. İşte yani yüzden... ederim bu arada. Erkek ortamında büyüdüm. Hani 2 tane kuzenim var erkek. Onlarla beraber büyüdüm. Hani biz futbol oynuyoruz falan. Aynen. Ama şey... Hani erkek kankalarım da olur. Çok iyi anlaşırım. Ama işte kanka muhabbet hani şey olarak değil aynen, bende. Bunu artık zaten öyle görmediğin için. Evet, hani o gözle hiç bakmadığım için zaten söylüyorum hani herkese. Yani o gözle görmüyorum diğer kişileri. De bilmiyorum yani bu şekilde. Ya öyle burada benim... da böyle büyük büyük konuşmuşum. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama en azından bu zamana kadar. Hani birine ben o gözle bakmadıysam, arkadaş ya da işte kanka dediysem o dönmemiştir bende hiç. Hani aynen, bu zamana kadar olmadı. Ama bilemiyorum, yine de büyük konuşmayalım. Senin peki geçmişte kaç sevgilin oldu? Benim bir tane uzun ilişkim oldu zaten. Kaç sene? 6 sene. Hı. Ciddi bir şekilde ilerliyordu yani. Ama tabii küçük yaşta hani tanıştık. Şu yaşta kaç hani... Kaç yaşında tanıştınız? Yani 17 yaşında falandı. Lise o zaman? Yani bitmişti. Hı. Ondan sonra... 17-18 falandı herhalde. Sonra öyle 6 sene sürdü, bitti yani. Bak şimdi sana çok büyük güzellik yapacağım. Gel. Şunu karşısına geç. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat ve şu anda sanki karlar ülkesindeyiz. Açma gözlerini. Açma. Açmıyorum, tamam. Sakın açma. Şimdi açabilirsin. Ay çok tatlıymış. Değil mi? Bunu sana hediye edecektim aslında. Kırmızı odaya geldiğim zaman. Ama çok basit kaşarda yetmedim. Ve biraz erken olur. Bence. Erken olur da diye aslında. Yani samimi olan en küçük şeyi bile seviyorum. Ama samimiyetsiz en büyük şeyi sevmiyorum yani. Böyle kesinlikle. Biraz. Bence de öyle olması çok daha iyi. Aynen. O geçsin yeter ki, anladın mı? Bak, fotoğrafın yanına aslan koydum. Bir tane aslan buldum şurada. Aslında bu aslanı da vermeyi düşündüm sana. Ne şey vardı, aslan eşit aslandır bir şey. Evet. Aslanın... aslanın kadını diyelim biz ona. Daha şey oluyor, güzel oluyor. Aynen. İşte biz de sizi buradan izliyoruz. Benim neyi veriliyor? He? Veriliyor muyum ben hiç? Burada mı? Veriliyorsun tabii. Ne diyorum? Sen genelde oturuyorsun. Merhaba. Olabilir. Gelin. Ha,
Ha, iyi oldu bak. Evet. Ben hatta şey söyleyecektim gelin, ya. Gelin, Rümeysa. Tam da o konuyu anlatacaktım şimdi. Ben bir anlatabilir miyim? Hangi konu bakalım? Hayır, ben direkt şimdi başlıyorum. Tamam, başla. Ben sen ortalığı karıştırdığını düşünüyorum Murat. Tamam. Bunu arkandan söylemiş olmayayım. Yok, ben ilişkiyi açayım bari. Öyle sonuna kadar yapım dinliyorum. Yok. Sen orada ortalığı karıştırıp çekildin gayet. Hatta bunu çoğu kişi yaptı. Görkem de az önce özür diliyor benden. Yani bilmiyorum, hoş değil bence. Hani konuyu bilip bilmeden... Anlatayım mı? Tabii. Ekrana verdiği kadarı görüyorsun bu arada. Şimdi her şey yaş büyüklüğü de değil. Ben evet, de size değil. Bunu da söyledim. Dedim ki şimdi 35-32 yaşında biri geldi. Ben kesin 32 ya abi tanımam lazım da demeyeceğim arkadaşlar. Karakteri, kişiliği, enerjisi, herhangi bir şey. Benim Berke'yle görüşmemin ya da tanışmaya işte yolum artık giremedik de o yola. Hani o aşamada olma sebebimiz aldığım enerji zaten. Ama gelen kişiden de o enerjiyi alırsan görüşeceksin yani. Ya görüşmeyeceğim demiyor zaten. Görüşmeyeceğim demiyorum ki zaten. Ama görüşürüm de demiyorum. Bay bay bebek yoksa gerek. Açıksın ben ya. İyisini bulacakmışsın yavrum, sen harbi abdalmışsın. İstemiyorum seni netlik. Ha, o zaman bir saniye arkadaş. Ben sizin ne beklediğinizi anladım. Bir dakika, şunu anladım ben. Herkes şunu bekliyor veya şov yapıyor bilmiyorum. Ben şipimi buldum. Bu arada misal olarak söylüyorum. Şipimi buldum. İşte sen buldun, biri buldu. Gözüm artık hiç kimseyi görmez ama o gün gelip çattığında herkes farklı olacak.